Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra mahalle sakinlerinin hemen her an geçtiği yolun üzerindeki dev kaya parçaları bulunduğu yerden ayrılırken olası bir tehlike karşısında facia yaşanabileceği kaydedildi. Defalarca yetkili mercilere bu tehlikeyi arz ettiğini dile getiren Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Evet, biz yaklaşık 3 yıldan beri bu mücadelemizi sürdürüyoruz, yazışmalarımızı, izin aşamalarını. En son gelen tekrar başvurumuzda zaten geçen yılda gelmişti. 2. ayın 28'i 2020 tarihinde evet. En son bir kurul kararı alındı. O kurul kararında Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen bir karardı. Şimdi olduğumuz yer, şu anda olduğumuz yer kaya kesin hassas korunacak alan içinde kalıyor normal şartlarda. Daha önce yol genişleme aşamasında izin verilmemişti. Biz tekrar durumun çok ciddiyet arz ettiğini belirterek Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurduk. Onlar da gelip incelediler. Gerek arkeolojik sit açısından, gerek doğal sit açısından buranın tehlikeli bir durumda olduğuna dair karar çıktı. Bu karar çıkış tarihi de 28.02.2020. Yani yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıldan bu tarafa, yani bu kararda yetkili olarak Yol Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu için, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurul Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yani buranın tehlikeli bir durum arz ettiğini, hani ivedilikle temizlenip ortadan kaldırılması ile ilgili bir karardı. Ama yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl olmasına rağmen herhangi bir yol kat edemedik. Yani hala kayamız burada duruyor. Yavaş yavaş da açılmaya devam ediyor. Hani bizim buradan yetkililerden, özellikle Osman Başkanımızdan ricamız, hiç kimsenin burnu kanamadan, bir tehlike arz etmeden bu kayaların kaldırılmasını rica ediyoruz. Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu gibi cennet köşeleri barındıran Faralya Mahallesi'nde girişte bulunan kayalar birbirinden giderek ayrılıyor. Dev kayaların yoldan geçen araçların üzerine her an düşebileceği, mutlaka tedbir alınması gerektiği ifade ediliyor.